Hoş geldin evine. Merhaba, bugün İngiltere'deki evlilik sürecimizden ve İngiliz evlilerin bize garip gelen yönlerinden bahsedeceğiz. Ev tutacağımız bölge belli olduğu zaman online sayfalardan ev aramaya başladık. Biz Zoopla ve Rightmove'u kullandık. Bir şey beğendiğimiz zaman, evi beğendiğimiz zaman bu sayfalar üzerinden işte bu evle ilgileniyorum, telefon şu, mail adresim bu diye form dolduruyorsunuz. Sonra ilgili emlak şirketi arayıp size randevu veriyor. Ki eğer hafta sonu yakın bir zamanda başvurursanız genelde müsait olmuyorlar. Böyle birkaç gün sonra veriyorlar randevuyu. Ondan sonra ilk evi gezdiğimiz zaman çok küçük geldi ilk gezdiğimiz ev bize. Burada şöyle komik bir şey var. Ev dışarıdan büyük, böyle iki katlı gibi görünse de içi 50-60 metrekare olabiliyor. Ki hani yetmez diye demiyorum. Bizim İstanbul'daki evimiz de 50 metrekareydi ama 1+1'di. Buradaki 50 metrekare evi 2+1 yapınca odalar o kadar küçük olabiliyor ki böyle yatak odasına sadece yatak koyacak yer vardı. Neyse biz o evi beğenmedik. Sonra ikinci evi beğendik. Ama emlakçı dedi ki işte istiyor musunuz? Form dolduracak mısınız? Başvuracak mısınız? Biz de dedik ki ne oluyor? Çünkü Türkiye'de beğenseniz de belli etmezsiniz. Böyle bir ağırdan satarsınız. Biz bir düşünelim dersiniz. Burada da biz öyle yaptık. Biz bir düşünelim dedik. Ayrıldık. 2 gün sonra işte tamam biz o evi beğendik dedik. Adam dedi ki orası tutuldu. Burada biraz hızlı dönüyormuş bu işler. Daha doğrusu beğenince başvuruyormuşsunuz. Zaten başvurmak tutabileceğinizi garantilemiyor emlakçılar. Ev sahibine soruyor böyle böyle bir kişi evinizi tutmak istiyor işte başvurdu diye. Formunuzu inceliyorlar işte işiniz neymiş, nereden gelmişsiniz vesaire. Sonra başka bir ev gezdik. Oraya da biz başvurana kadar 3 kişi daha başvurmuş zaten. Hani emlakçı bize biraz öylesine gösterdi zaten. Burayla ilgilenen başkaları da var dedi. Biz anladık ki bir yeri beğenince hızlı olmamız gerekiyor. En son 4. gördüğümüz evi de beğendik. Bu arada bu online sayfalarda hoşuma giden şöyle bir şey var. Türkiye'de pek denk gelmemiştim buna. Çoğu evin yerleşimini gösteriyorlar orada. Böylece işte eve girince çok sürpriz olmuyor yani. Mutfak neyin yanında, işte kaç tane banyo var. Orada bir evin yerleşim planı, krokisi oluyor. Ondan sonra neyse 4. evi beğendik. Hemen ayrılmadan dedik ki biz bu evi istiyoruz. Tamam dediler, form doldurun. Formu doldurduk. Ertesi gün aradı emlakçı. Dedi ki işte ev sahibi siz burada yeni olduğunuz için, ülkede yeni olduğunuz için, kredi skorumuz olmadığı için sizden 6 aylık kira istiyor. Ondan sonra ben de bu durumu biraz içerledim 6 ay önceden ödemek konusunda. Dedik ki yani en fazla 3 ay vermek istiyoruz. Ama zaten şeyi ekledik. Bu arada kontratımı dikkate alır mısınız dedik. Benim burada bir iş teklifi almıştım. Kontratım vardı. Tamam dedi emlakçı. Ev sahibine teklifinizi bu şekilde ileteceğim. Kontratı da gönderdim. Ve en fazla da 3 ay vermek istediğimizi ilettik. Ondan sonra dönüş yaptılar. Tamam gerek yok. 3 ay vermenize de gerek yok. Sadece ilk ayı ve işte depozitoyu vererek tutabilirsiniz dediler. Ama sonradan biz öğrendik ki hani bizim için böyle işledi süreç benim kontratım olduğu için. Ama Ankara Anlaşması vizesi diye bilinen Türk iş insanı vizesi türüyle gelenler buraya genelde işte kredi geçmişleri olmadığı için ve ellerinde bir kontrat da olmadığı için 6 aylık ya da işte pazarlıkla 3 aylık bir kira vererek ev tutabiliyorlarmış. Bizim şansımız benim elimde kontrat olması oldu. Böylece 3 aylık da vermedik. Depozito dediğimiz şeyi kafalarına göre alamıyorlar. En fazla 5 haftalık alabiliyorlar. Bizde de öyle 5 haftalık bir kira verdik. Emlakçıya para verilmiyor. Geçtiğimiz yaz, yani 2019 yazında çıkan bir yasayla kiracılardan emlakçıların komisyon alması yasaklanmış. O yüzden biz herhangi bir bedel ödemedik. Ev sahibiyle karşılıklı anlaştıktan sonra da hemen vermiyorlar evi. Bir güvenlik soruşturması süreci oluyor. Bunu da üçüncü parti şirketlere yaptırıyorlar. Bir sayfaya yönlendirdiler işte bizi bir linkle. O sayfada şey soruyor işte geçtiğimiz 3 sene nerede kaldınız? Geçtiğimiz işte ev sahiplerinizin isimleri, mail adresleri vesaire. Biz de yazdık işte Türkiye'deki ev sahibimizin adını. Türkiye'deki ev sahibimize ulaştılar. Maille ulaştılar değil mi? Hı-hı. İşte onlara şey sormuşlar, ödemelerini düzenli yapıyorlar mıydı? Sıkıntı yaşamış mıydınız? Eve zarar vermişler miydi vesaire? Onun için de bir hafta bekledik yine o güvenlik soruşturmasının dönüş olması için. Uzun süre miydi? Yok, bizimkini biz çok sıkıştırdık önce bitsin diye. Bir haftadan uzun da sürebiliyormuş.
Her neyse, sonra o da tamamlandı. Bize artık sonunda bir hesap numarası attılar maille. Buraya lütfen 5 haftalık depozituyu. Artı önden işte 2 haftalık şeyi verdik. Hayır, yok. Bunu güvenlik soruşturmasından önce vermiştik zaten. Depozituyu önce vermiştik. Sonra da kiranın geri kalanını onaylandıktan sonra verdik. Geldik. Sözleşmeye imza attık. Bize anahtarları verdiler. Gönderdiler, bu kadar. İlk geldik. Şöyle bir değişik şey oldu. Bize bir mail attılar. İşte evin envanter listesi adında. Tam 47 sayfalık bir PDF. Bunun içinde evin neresinde ne var, işte hangi duvarında hangi delik var, halının neresi boyanmış, nerede ne sorun var ya da ne sorun yok, duvarlar ne renk, perdeler ne renk, hepsi yazıyor orada. Neredeyse bir günümüzü aldı onu böyle madde madde incelemek. Bizim böyle duvarları falan, halıları duvarları temiz bulmuştuk ama o listeyi inceledikçe çok küçük yerleri fark etmeye başladık ve baktık ki duvarlar işte temiz değilmiş aslında. İşte şey falan yazmışlar. Salonun soldaki duvarında duvarın ortasından alt seviyesine kadar işte iki tane şey var, boya var falan işte, ya da boyası çıkmış. Öyle küçük küçük bir sürü nokta yazmışlar. Hepsi açıklamaydı yani. Bir de bunların fotoğraflarını koysalar sanırım bir... Büyük olanların fotoğrafları da vardı. Yani 100 sayfaya geçen bir döküman olurdu. Biz de ondan sonra o kadar ince ince bakmaya alışınca o şekilde kendimiz de 20-30 madde ekledik bu maddeye, şeye, listeye. Onların da fotoğraflarını çekip bunu öyle gönderdik. Bunu hiç karşı bir argümanla gelmiyorlar. Ama hepsinin fotoğrafını çektik, ekledik biz de. Gelip bakabilirlerdi. Biz bu belgenin tekrar düzenlenmesini istiyoruz da diyebilirdik. Ya da onlar diyebilirdi. Ama direkt bizim o gönderdiğimiz maddeleri kabul ettiler. O şekilde artık saklandı. Bu demek oluyor ki biz de işte evden çıkarken tekrar gelecekler, bakacaklar. Buna göre herhalde bir depozitodan kesinti yaparlar mı? Yani zarar verirseniz yaparlar herhalde diye düşünüyoruz. Şimdi garip gelen noktalara değinecek olursak, garip ve bence en saçma özelliği şu: bazı evlerin banyolarında musluktan iki tane var. Yani şunu demek istiyorum, sıcak ve soğuk muslukları ayrı. Ve bunlar böyle yan yana da değiller, ayrı ayrı duruyorlar. Öyle soğuk, çok soğuk oluyor. Sıcak ise sizden önce birisi yüzünü yıkamışsa, dişini fırçalamışsa iyice sıcak olmaya başlamış oluyor. Yani ikisi de diş fırçalanmaz hale geliyor. Yani biri çok soğuk, biri çok sıcak. Böyle karışmıyor da yani ortada. Saçma bir durum. Yani acaba her muslukta da tıpa var. Tıpayı kapatıp işte kedilerince ılık bir su yapıp sonra o lavabodaki suyu mu kullanıyorlar falan gibi iğrenç bir şey düşündük ama öyle mi yapıyorlar bilmiyorum. Bizim banyolardan bir tanesi bu şekilde. O banyoyu az kullanıyoruz. Saçma ve yani gereksiz bir özellik. Başka değişik bir özellik şu: evler işte perdesi, jaluzisi ve avizeleriyle beraber geliyor. Bunlar evin içinde yani demirbaş gibi. Neyse ki bizim perdelerimiz falan saçma renklerde değil ama herhalde yani beğenmeseydik değiştirme imkanımız vardı, olurdu. Şey güzel ama jaluziler falan hep pencerelerin boyuna göre yapıldığı için ve zaten bu evde kaldığı için güzel güzel yapmışlar. Her şey tam vücut diye oturuyor yerine. İşte biz bir ölçü alalım, yaptıralım falan diye uğraşmadık. Güzel bir ayrıntı bence. Üçüncü maddemiz şu: gördüğüm kadarıyla hem gezdiğimiz evlerde hem de birkaç farklı evde kaldık İngiltere'de, banyolar taş değil, böyle taş gibi görünen ama hani plastik gibi, melamin mi deniyor bilmiyorum, bir kaplama türü oluyor ya, onlardan kullanıyorlar. Banyolar taş değil bu sebepten. Ve şey, banyolarda priz yok. Eğer elektrikli diş fırçası kullanmaya veya saçınızı banyoda kurutmaya alışkınsanız, böyle başta garipsediğiniz bir özellik. Niye hiçbir banyoda priz olmaz bilmiyorum. Banyoda priz yok, çamaşır makinesi de yok. Çamaşır makineleri çok büyük ihtimalle mutfakta oluyor. Bazı böyle daha büyük ya da daha lüks evlerde şey oluyor, çamaşır odası gibi bir oda ayırmış oluyorlar. Orada çamaşır makinesi, kurutma makinesi, ütü masası, hepsini oraya depoluyorlar. Ama bizim makinemiz de mutfakta. Onun dışında dördüncü özellik, bu benim sevdiğim bir özellik. Prizlerde anahtar var. Yani prizlerde açılıp kapanabiliyor. Güzel yanı şu, işte tost makinesi gibi aletleri sürekli prizden çıkarıp takmaya gerek kalmıyor. İşte anahtarı açınca çalışıyor, kapatınca sönüyor. Ama bunu alışana kadar da şöyle bir saçmalık oluyor. Mesela telefonu şarja takıyorum, şarj olacak diye. Yarım saat sonra gidiyorum, bakıyorum, olmamış. Çünkü prizin anahtarını açmamışım taktıktan sonra. Tabii başka bir avantajı da şu olabilir. Mesela uzun bir tatile falan gittiğimiz zaman
her şeyi prizden çekmek yerine prizin anahtarlarını kapatıyoruz ve çıkıyoruz. Kullanışlı bir özellik bence. Bir diğer maddemiz, kapılarda posta için delik var. Oradan işte postacı geldiği zaman o delikten geçebilecek boyutlarda bir şeyse delikten atıyorlar. Eğer postacı geldiğinde evdeysem ben bunun sesine hala alışamadım. O çat diye çıkan sesten korkuyorum. Sonradan dank ediyor, ha posta geldi diye gidiyorum bakıyorum ne gelmiş diye. Böyle kapıyı falan çalmıyorlar, oradan atıp gidiyorlar. Onun dışında bize çok sürpriz olan bir özellik var bu evlerde. Üst katın tepesinde bir kapak vardı. Ben de işte bir gün acaba bu kapak yukarı mı açılıyor, işte çatıda ne vardır acaba, çıkabiliyor muyuzdur diye düşündürürken işte Ahmet'ten açmasını rica ettim. Ahmet kapağı açtı, baktık yukarıda katlanan bir merdiven var. Merdiveni aşağı çektik, ondan sonra baktık yukarıda kocaman bir alan var. Ev sahibine sorduk burayı kullanabilir miyiz diye. Adam bu sorumuzu saçma buldu, dedi ki tabii ki de orası da sizin dedi. Ondan sonra ben tabii çok sevindim çünkü ayak altında durmasını istemediğiniz, her şeyi kaldırabileceğiniz büyüklükte bir çatı katı varmış meğer. Ondan sonra bu evlerin çoğunda var, sadece bazıları orayı da böyle şey dönüştürüyor herhalde, merdiven yapıyorlar içeriden. Çatı katlarını odaya dönüştüren insanlar da var. Ama bizimkisi oda değil, işte şey, depolama alanı şeklinde. Bu da oldukça etraftaki angarya şeyleri kaldırmak için, eşyaları kaldırmak için beğendiğim bir özellik oldu. Bu şekilde bize garip gelen özellikler İngiliz evlerinde böyle. Dinlediğiniz için teşekkürler. Eklemek istediğiniz şeyler varsa yorumlara bekleriz. Bu da bizim evin İngilizlere garip gelecek yanı. Ahmet, taharet musluğu taktı.